Evet, yeni bir webinardayız. Sözü hemen sevgili Önder Bey'e bırakacağım. Ve şey tarafındaki son serideyiz. Azure VMware Solution'daki son serideyiz. Yine bir demo var. Geçen hafta yaptığımız demo gayet uzun adımlarla güzel geçmişti. Bu sefer de migration senaryoları ve demolar üzerine duracağız. Herkese selamlar. Herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, Mustafa hocamın bahsettiği gibi son videomuzda, son seminerimizde bu Azure VMware Solution'ın migration kısmına birlikte bakacağız. Ve aynı zamanda bir dağıtımla ilgili AWS'i nasıl dağıtabiliriz? Bununla ilgili yine VMware'in lab ortamında bunları size göstermeye çalışacağız. Şu bizim tanıttığımız, kendimize anlattığımız slaytları hızlıca Evet. geçiyorum hocalarım. Daha önce zaten Aha. birçok kez anlatmıştık kendimizi. İsterseniz direkt migration senaryolarıyla başlayalım. Yani kurum içerisinde bulunan, on-prem'de bulunan VMware iş yüklerinizi, workload'larınızı Azure üzerine nasıl taşıyabilirsiniz? Bundan kısaca bir bahsedelim. Sanırım öncelikle bu HCX'i söylememiz gerekiyor. Neydi hocalarım açılımı? Hybrid Hemen. Cloud Extensions galiba, değil mi? Evet. Ama tabii Evet. bu değişikliğe uğrayan isimlerden birisi yine ve şey olarak da çok bilinen ismi böyle bu şekilde kullanılıyor diye bir bilgi Evet. var. Onu söyleyebiliriz. Evet. O zaman şöyle kısaca söyleyelim. Normalde Azure VMware Solution'ı aktif hale getirdiğinizde Azure ortamınızda bildiğiniz gibi VMware, NSX, NSXT hatta ve bunlarla birlikte işte migration yapabileceğiniz HCX aracınız Microsoft tarafından hazır hale getiriliyor. Yani sizin bunları kurulup yapılandırmanıza gerek yok. HCX'in temelde yaptığı bir site'dan başka bir site'a, VMware site'ından başka bir VMware site'ına migration yapmanız. Yani replikasyon da yapabiliyor. İşte vSphere Replication ile birlikte çalışarak replikasyon da yapabiliyor. Ama aslında temelde yaptığı vMotion özelliğini kullanarak isterseniz anlık, yani kesinti olmadan, zero downtime'la, isterseniz de işte size bazı maintenance window'lar vererek taşıyabilmenizi, VM'lerinizi bir site'dan başka bir site'a taşıyabilmenizi sağlıyor. Aslında burada yapılması gereken aynı Site Recovery'de olduğu gibi öncelikle Site Recovery Manager'da, daha doğrusu olduğu gibi bir önceki labımızı hatırlayın. Kurum içi yapıyla Azure üzerinde bulunan VMware yapısının networklerini öncelikle map etmeniz gerekiyor. Birbirine eşlemeniz gerekiyor. Yani işte bu benim vMotion Network'üm, bu benim Replication Network'üm, bu benim İşte management network'üm gibi bu network'lerinizi hem Azure tarafında hem de VMware tarafında göstermeniz gerekiyor ve birbirine eşlemeniz gerekiyor bunları. Ardından HCX'in bir konektör ürünü var. Bu konektör ürünü eğer ki kurum içerisinde yapınızda HCX yoksa, bu konektör ürünün OVF dosyasını indirip on-prem içerisinde bulunan VMware ortamınıza deploy etmeniz gerekiyor. Yani bir sanal makine ayağa kaldırmanız gerekiyor. HCX konektör sanal makinesini. Daha sonra bu HCX konektörle Azure VMware arasında bir bağlantı oluşturup migration işlemlerinizi yapabilirsiniz. Default olarak Azure üzerinde HCX Advanced versiyonuyla geliyor. Advanced versiyonuyla işte Cold Migration gibi, Bulk Migration gibi ya da çözümleri yapabiliyorsunuz ya da işte Network Extension yapabiliyorsunuz. Yani kurum içerisinde bulunan ağınızla Azure üzerinde bulunan ağınızı birbirine eşleyebiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Ama ben daha gelişmiş özellikler kullanmak istiyorum diyorsanız, HCX'in bir de Enterprise versiyonu var. Normalde bu Enterprise versiyonu ücretli ama Microsoft işte VMware'le iş ortaklığı yaptığı için AWS üzerinde HCX'in Enterprise versiyonu kullanmak isterseniz bir sene boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. İşte bununla birlikte Network Optimization özelliği geliyor. HCX'in replikasyon özellikleri geliyor. Farklı çözümleri, daha gelişmiş çözümleri de AWS ortamında kullanabiliyorsunuz HCX'le birlikte diyelim. Ek olarak da istenirse yine Enterprise'dan hani ben vazgeçtim denilerek tekrar Evet. downgrade seçeneği de Downgrade de yapılabiliyor. yapılabiliyor diyebiliriz. Tabi burada yani şey bir de mesela HCX'in herhangi bir şekilde silinmesi gerekiyorsa herhangi bir ortamda tabi öncelikle bir active migration var mı yok mu diye kontrol etmekte fayda var. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet, o zaman diğer migration seçeneklerine bir bakalım, HCX'le birlikte neler yapabiliyoruz. Sanırım en temelde kullanılan özellik cold migration. Yani vMotion kullanarak
Cold Migration özelliği Advance ile birlikte geliyor. Yani ekstra bir lisansa ihtiyacınız yok. Bir sanal makineyi işte kapatarak ardından Destination'daki yani Azure VM'ler ortamındaki ortamınıza migration yapabiliyorsunuz. Bu sırada işte sanal makinenin IP adresi veya MAC adresi gibi özelliklerini koruyabiliyorsunuz. Çünkü size bildiğiniz gibi Network Extension özelliği de geliyor. Yani kurum içerisindeki IP aralığınızı Azure üzerindeki VM'ler çözümünde de kullanabiliyorsunuz. Buradaki dezavantaj belki şu olabilir. Onu söyleyebiliriz. Kaynak makine anında siliniyor arkadaşlar. Yani siz diğer tarafta ayağa kaldırdığınız anda makineyi kaynak makine o source VM'i cold migration seçeneği temizliyor. İşte hani anlık olarak taşıdığınızı ve çünkü network'ü de genişlettiğiniz için işte IP adresini de kullandığınız için bir çakışma olmasın diye kaynak makineyi temizliyor. Bazı senaryolarda bu çok yararlı olmayabilir. Çünkü bazen müşteriler şunu söyleyebiliyor. Diyor ki tamam taşıyalım ama örneğin ben orada bir test yapayım. Bakalım gerçekten de taşınan makine ayağa kalktı mı? İşte SQL sunucularıyla belki DNS'le, Active Directory ile ya da işte o post migration aktivitelerini yapmam gerekiyor. Belki ne bileyim ikinci bir ethernet kartı eklemem gerekiyor, storage eklemem gerekiyor. Yani bazı işlemler yapmam gerekiyor. O yüzden şey olmasın, kaynak makine temizlenmesin. Bazı senaryolarda da belki failback yapmam gerekiyor. Geriye dönmem gerekiyor. Beğenmezsem eğer taşıma işlemini. Bu tarz çözümlere uygun değil bu seçenek, cold migration. Ama anlık olarak bir makineyi başka bir makineye, başka bir ortama, site'a taşımak istediğinizde kullanabileceğiniz bir seçenek olarak söyleyelim bunu. Burada da site pairing için değil mi? Bildiğim kadarıyla 25 tane pairing desteği var maksimumda. Bunu da hatırlatmak. Yani HCX Cloud Manager'ını AWS Solution HCX konektörü ile yapılan çiftlemek için 25 adet çift desteği olduğunu unutmamakta fayda var. Yani herhalde yeterlidir diye tahmin ediyorum ama yine de hani bir üst limit olduğu için onu da ifade edeyim istedim. Bir de aslında şöyle bir şey söyleyeyim ben de son olarak hani birkaç defadır şeylere çok konuştuk ve Önder Hocam üzerine basa basa bahsetti. Herhalde işte bu Express Route'un esprisi burada anlaşılıyor değil mi? Hani burada demo ortamları dışında VPN kullanmayın gibi bir cümlede bulunuyorduk sürekli. Burada aslında yapının işte özellikle on-prem'deki taşıma ortamlarında belki olabilir. Biliyorsunuz dedi ki TOTS üzerinde VMware kullanabilir küçük bir yapıda ama bu yapı için önemli olan kısımlardan birisi de bu taşıma başarısını sağlaması açısından. Herhalde orada da bir kesinti olmadan taşımak için kullanılabilir. Evet, hatta bu, var, burada, buyur hocam. Burada işte senin dediğin öne çıkıyor hocam. Evet. Express Route çünkü bulk migration'da birden fazla makineyi aynı anda gönderebiliyoruz. Evet. Bu da tabii ki makinaları disk boyutlarıyla doğru orantılı bir şekilde migration süreniz gerçekleşiyor. Eğer VPN kullanıyorsanız VPN'i biliyorsunuz bandwidth'i biraz Express Route'a göre daha düşük olduğu için çünkü internet üzerinden çıktığı için bulk migration'da sıkıntı çıkabilir. O yüzden hani Express Route burada önemli network altyapımız için. Bulk migration da çok fazla tercih edilen bir çözüm. Çünkü yani tek tek makineleri taşımaktansa toplu bir şekilde makinelerimizi diğer site'a, diğer VMware site'ına yani Azure VMware site'ına gönderebiliyoruz. Buradaki güzel taraf şu hocam. Bize bazı customization'lar yapmamıza izin veriyor bulk migration. Step'leri şu şekilde. Öncelikle bir full replikasyon yapıyor. Yani full olarak karşı tarafa bir kopyasını gerçekleştiriyor makinenin. Siz full replication bittikten sonra isterseniz taşı diyebiliyorsunuz. İsterseniz bunu bir hani ben hafta sonu yapmak istiyorum taşımayı. O sırada sen sadece delta senkronizasyonları yapmaya devam et diyebiliyorsunuz. İşte taşıma anı geldiğinde taşımaya başladığınız anda da son olarak bir delta replication yapıp kaynak makineleri shutdown ediyor, silmiyor bakın, kapatıyor. Hedef site'da yeni makineleri ayağa kaldırıyor. Bu yeni makineleri ayağa kaldırmadan evvel de işte bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. İsterseniz yeni bir network ortamınız varsa Azure VMware üzerinde IP adresini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz MAC adresini değiştirebiliyorsunuz. İşte işletim sistemi bazında OS yani işletim sistemlerinin isimlerini değiştirebiliyorsunuz. DNS ayarlarını değiştirebiliyorsunuz, gateway ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani bazı aslında değişiklikler yapabiliyorsunuz VM'lerinizde.
Bu arada kaynak makinenizin ismi değiştiriliyor sadece. Ama bu isim değişikliği VMware bazında oluyor. İşletim sistemi bazında değil. Yani hostname değişikliği değil. VMware'de bir isim değiştiriliyor ve VMware'de taşınanlar diye bir klasör altına gidiyor kaynak makineniz. Siz eğer taşıdığınız makineden memnun değilseniz tekrar failback yapabiliyorsunuz. İsmi de istediğiniz gibi değiştirip kaynak makineyi ayağa kaldırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir çözüm. Hatta benim şu an aktif olarak kullandığım müşteride, projeyi geliştirdiğim müşteride bu çözüme gideceğiz. Çünkü müşteri de dediğim gibi bu failback senaryolarını veya taşıdığı site'daki değişiklikle ilgili işlemleri gerçekleştirmek istiyor. O yüzden SCX Bulk Migration kullanacağımız bir çözüm olacak bizim için. Çok güzel. Hocam bence ilerleyelim şunun için diyorum. Tamam. Çok hani demoda olacağı için hani bu assetler çok değerli. Bilgileri de vermen önemli. Bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama istersen öyle şey kısmı yapıp sana bırakalım. Biz bir şey olursa tamam. Baki hocamla destek olmak isteriz. Tamam. Diğer iki HCX'in bize sağladığı diğer migration seçeneklerinden bir tanesi Replication Assisted vMotion, bir diğeri de OS Assisted vMotion. Aslında işte kesintisiz bir, yani anlık olarak hiçbir şekilde kaynak makinede bir kesinti olmadan karşı tarafa replikasyon yapmak istediğimizde ya da taşımak istediğimizde kullanacağımız bir çözüm. HCX Replication Assisted, ama bu Enterprise lisansla gelen bir çözüm. Dediğim gibi Enterprise lisansı bir sene boyunca kullanabiliyorsunuz maksimum. Bununla işte sıfır bir şekilde, sıfır kesintiyle daha doğrusu, işte büyük ölçekli veya işte paralel geçişler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaptığı aslında bir replikasyon işlemi karşı tarafa. Makinenizi önce replike ediyor. Replike ettikten sonra anlık olarak kesintisiz bir şekilde karşı tarafa taşıyabiliyorsunuz. Bunun için bir ekstra bir, ne derler, cihaza ihtiyacınız var. Aslında bir appliance, bu sanal bir appliance. HCX Interconnect diye bir cihazı. Bunu yapılandırdıktan sonra bu Replication Assisted vMotion'u kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde OS Assisted Migration da diğer bir özellik. Bu da replikasyon bazlı çalışıyor. Öncelikle tabii ki full replikasyon yaptıktan sonra ardından delta replication'ı gerçekleştirerek bu işlemi gerçekleştiriyor. Tabii bu arada bütün çözümler, burada Linux ve Windows tabanlı demiş ama bütün çözümleri bu için Linux ve Windows'u düşünebiliriz arkadaşlar. Yani illa sadece ben işte bulk migration'da Windows'ları taşırım diye bir şey yok. Hepsi hem Linux hem de Windows tabanlı işletim sistemleriniz için kullanabilirsiniz. Bir de bu OS Assisted Migration'da Sentinel diye, bu Microsoft Sentinel ile karıştırılmasın, VMware'in Sentinel yazılımıyla birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü bu agent vasıtasıyla aslında replikasyon gerçekleşiyor diyelim. Süper. Evet, Sentinel çok böyle jenerik bir isim oldu maalesef. Evet, evet. Çok üreticide kullanılıyor. Çok iyi bir bilgi oldu karışması açısından. Karışmaması açısından, evet. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa hocalarım ben hemen... Yok, ben aynı şeyleri aktaracaktım. Aslında keyifli de oldu. Şey açısından kesinlikle seçenek bence çok. Bence demo ile ilerlersek çok daha iyi mi olur? Demoda bence de öyle yapalım. Çünkü seçenek çok zaten. Ve VMware ortamını bilmeyen bir kişi de bunu yönetmeyeceği için, yani veya karar verilirken önceden planlanıyor. Artık bulk mı yapılacak, işte assistant migration mı kullanılacak ya da vMotion mu? Bu seçeneklerin hepsinin olması da gayet doyurucu. Geçen hafta aslında konuşmuştuk. Önder hocam sağ olsun bunu paylaşmıştı. Biz de öneriyoruz. Özellikle sizler için de demo yapma şansı açısından önemli. Bir portalı da görmek bence mutlu. Evet hocam, bunu da atarsan hocam. Yine şeye. Evet, bunu da chat ekranına atsana zahmet. Aynen süpersin. Öyle. Burada böyle bir labımız var arkadaşlar. VMware'in kendi hall sayfasına girdiğinizde bu labları görebilirsiniz. 4 tane labınız var burada. İşte bir AWS ortamının nasıl dağıtılacağı, ardından disaster recovery, yani SRM'le disaster recovery'yi nasıl yapacağınız, SD-WAN bağlantısını, VMware SD-WAN yalnız bağlantısını nasıl oluşturacağınız Azure VMware çözümünüz için bu iş yüklerinizi Azure VMware'e HCX kullanarak nasıl taşıyacağınızla ilgili bir 4 tane çok güzel bir lab var. Geçen işte hafta şu lab'ı tamamlamıştık. Disaster recovery işlemini gerçekleştirmiştik. Bu hafta da sadece işte private cloud deployment'ını, yani Azure üzerinde aslında bu çözümün ilk etapta nasıl ayağa kaldırabilirsiniz? Bununla ilgili böyle kısa bir lab var. Bunu yapmak istiyorum ama sizlere de tavsiyem şu iki lab'ı eğer detaylandırmak istiyorsanız tamamlayın ki iyice anlaşılsın diyelim. Tamam, harika bir özet oldu. Evet, lab karşımızda bu arada. Evet, bakın bildiğiniz boş bir Azure ekranı. Şimdi burada söylediğimiz gibi ilk
video şeylerimizi hatırlayın, seminerlerimizi hatırlayın. Bunları da zaten MS-How-To YouTube sitesinden, YouTube hesabından hem de kendi YouTube hesabından paylaştım. Buralardan da takip edebilirsiniz. Hatırlayın, AWS aslında bir managed service hizmeti, yani bir yönetilen hizmet. Microsoft size bu hizmeti kendi büyük çoğunluğunu kendi yöneterek size sunuyor. Ve bu yüzden siz arka tarafta çalışan servislere veya donanımlara direkt erişemiyorsunuz. Hatırlayın, notlarınız, AWS için notlarınız minimumda 3 tane noda ihtiyacınız vardı. Bu 3 nodun da donanımları gayet yüksek donanımlardı. Yani yaklaşık 1 terabayt gibi bir memoriye, işte yaklaşık 18 core'lu bir CPU'ya, bunlar her not için yaklaşık 18 terabaytlık bir disk alanına, yani VSAN storage'ınıza sahip olacaktınız. Bunlardan varsayılan olarak zaten Azure üzerinde SQ olan makinelerin üzerine yapılandırılmıyordu. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam AV36 diye bir size'ımız vardı ve bu size'ı kullanmamız gerekiyordu AWS ortamlarımız için. Varsayılan olarak portalda bunları ayağa kaldıramıyorsanız bunun için öncelikle bir Microsoft'a case açmanız gerekiyor. Burada da zaten o case'i nasıl açabileceğinizi sizlere gösterecek. Yapmanız gereken Azure portal üzerinde support kısmına girerek yeni bir destek ihtiyacı söylemeniz gerekiyor. Şuraya sanırım kapasite ihtiyacımız olduğu için need capacity yazabiliriz. Issue type'ımız da technical olacak. Bütün servislerde şuradan Azure VMware dersek, evet, Azure VMware çözümümüz gelecektir. Problem tipimiz de kapasite arttırma olacak ve OSCOTA kapasitesine ihtiyacımız var. Devam edelim. Bir de detay vereceğiz buraya. Şöyle söyleyelim. Production ortamımız için SQS ortamında 3 host'a ihtiyacımız var diyorum. İşte tanı bilgilerini Microsoft'la paylaşmaya izin veriyorum. Aşağı doğru inelim. E-mail ile ulaşsınlar diyorum. Bildiğiniz aslında ne derler? Destek bileti oluşturmayla aynı. Sadece burada yeni kota ihtiyacımız olduğunu belirttim AWS için. Ve yeni kota ihtiyacında bulundum. Şimdi tabii ki biliyorsunuz Azure üzerinde yeni bir çözüm oluşturacağınızda, yeni bir servis çalıştıracağınızda bu servisin provider'ını aboneliğinize register ettirmeniz gerekiyor. Biz de AWS'i yeni kullanacağımız için aboneliğimize gelip Providers'dan buradan, evet, Resource Provider'a gelerek AWS'i register edelim. Evet, zaten register edilmiş durumda. Burada yapmamız gereken, normalde eğer unregister konumdaysa seçip register butonuna tıklamamız gerekiyor. Şimdi artık sanırım AWS'i oluşturacaktır bize. Önce bir kaynak grubu oluşturalım AWS'imiz için. Ne demiş? Prod AWS 01 resource group. Evet. Bölgede West US'i seç demiş. Oluşturalım. Şimdi artık kaynak grubumuza gidip yeni bir Azure VMware. Siz de böyle kullanıyorsunuz bu arada? Ben önceki de her şey yaparım. Resource grubu oluşturur, içine değil, ayrı yerde. Böyle mi sizin de alışkanlığınız? Evet, evet, aynen. Öyle mi? Aynen, benim aha, öyle. Herkesin farklı olabiliyor. Benim bu şekilde değil. Evet, şimdi AWS'imiz için bir isim vermemizi söylüyor. Sanırım ne dedi? Evet, burası güzel bir detay arkadaşlar. Burada aboneliğinizin hangi abonelik modelinde olduğu çok önemli. Hatırlarsanız bunun üzerine hep durduk.
aboneniz Enterprise Agreement veya CSP modelinde planında olması gerekiyor. Yani pay-as-you-go modeliyle veya işte demo ortamlarınız için kullandığınız işte sponsorship veya test hesaplarında bunu kullanamıyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun. Enağımıza ismi verdik. Baki hocam sürekli evet. Azure test kodla şey yapmaya çalışıyor. Evet. Ben genelde öğrenci versiyonlarını teker teker toplayıp aslında çok güzel. Öyle bir şey olsa ne güzel olmazdı. Yani vallahi bir ekonomi çıkar buradan ya. Toplayacaksın 50 tane öğrenci. Ama çok pahalı. Yani başka seçenek bırakılmıyor gibi. Sanırım o Microsoft Azure ilk çıktığında yapmışlardı onu Rusya'da hocam. Öyle yani, mi? Yani test hesaplarını oluşturup birleştirip birbirlerine daha doğrusu abonelikleri böyle illegal siteler yayınlarını yapmışlar. Ya şaka gibi ya valla. Tabii insanların kafaya bak ya. Evet, hostumuzu seçtik. Zaten bir tane not modelimiz var. Onu seçmemize izin veriyor. Burada da istediğimiz kadar işte host seçebiliriz. Tabii ki belirli bir limiti var bunun. Ama minimumda seçmeniz gereken en az 3 tane hostunuz olması. Son olarak da adres bloğumuzu yazalım. Bu biliyorsunuz management için gereken /22'li bir adres bloğu olmak zorunda. Bunu da belirttikten sonra bağlantımızı, daha doğrusu kaynağımızı, Azure VMware Solution kaynağını oluşturabiliriz. Tabii bu kadar hızlı oluşmuyor arkadaşlar. Normalde süreleri şöyle söyleyelim. İlk talebinize yaklaşık 3 ila 5 gün içerisinde cevap geliyor. Yani talebi açtıktan sonra bir minimumda 3 ila 5 gün bekleyeceğinizi söyleyelim. Çünkü arka tarafta dediğim gibi bu tarz hostları hazırlamaları gerekiyor Microsoft'un. O yüzden bu süre aklınızda bulsun. Bu deployment işlemi de birkaç saat sürebiliyor. Çünkü biliyorsunuz vSphere'i yapılandırıyor, VMware'i yapılandırıyor, NSX'i yapılandırıyor, HCX'i yapılandırıyor. O yüzden bayağı birkaç saat sürüyor bu dağıtım işlemi de. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, bakın bağlantım gerçekleşti. Bu arada bu bütün bağlantıları, IP adreslerini benim verdiğim bloktan kendisi atadı. Şimdi connectivity'ye gelerek Express Route'la bağlantı öncesinde sanırım bir VNet oluşturacak. Evet, bu VNet bizim işte Express Route'umuzun kurulacağı gateway subnet'i, işte bu ortama bağlanacağımız Bastion subnet'i veya işte Jumpbox oluşturacaksanız Jumpbox subnet'i için gerekli olan bir yapı. Sanırım bunu şu IP ile değiştirmemizi istedi. Bir gateway subnet'i oluşturacağız. IP adresi de şu olacak. Aynı şekilde bir de yönetebilmemiz için gereken Azure Bastion subnet'ini oluşturalım. Bir de Jumpbox sunucumuzun olacağı management diye bir subnet oluşturalım. Bastion ne kadar güzel bir servis değil mi? Ben mesela şahsen çok seviyorum ve bayağı da kullanıyorum müşterilerimde. Yani biraz bir tık belki hani fiyatı şeydir ama. Bence fiyatı evet. Ben aynısını diyecektim. Geçen de bir 15 dolar gibi bir şey. Tabii güvenlik için hani çok tartışmıyoruz da onu. Bence daha uygun bir fiyata verebilirler. Yoksa çok başarılı. O zaman hemen bir Bastion oluşturalım hocalarım. Evet. Hemen bir Bastion alalım oradan. Sadem olsun. Soslu mu yapalım? Hatta ben şimdi yani biraz belki yani komik gelecek ama onu mesela Baston olsa daha bir hoş olmaz mıymış mesela? Yani bilmiyorum ama ne düşünüyorsunuz? Ama işte bizim dilde öyle evet. Baston. Doğru. Pardon. Şey bir şey söyleyeceğim. Onun dışında hocam bu yokken sizler çok büyük yapılar VPN'e erişirtiyordunuz değil mi? Yani RDP'leri kapadığınıza evet, eminim. Evet. VPN yapıyorduk. Evet değil mi? Bunlar da erişiyordu. Site VPN varsa. Webden olması canınızı sıkmıyor mu bir de? Benim bir tık sıkıyor onu söyleyeyim ama. Hani webden bağlanıyorsun ya Bastion'a ister istemez. Hani işin doğası gereği. Jumpbox kullanıyorduk tabii. Evet yani değil Jumpbox'tan yani başka yerlere gitme anlamında falan. Evet. Ama o da yani bu şekilde olduğu zaman Jumpbox aslında bu yani ona da gerek kalmamış oluyor. Bence de. Ya da şöyle tamam bu aslında ikisinin birbirine şey değil de. Yani Jumpbox'a da Bastion'la bağlanmak aslında en güvenli. Evet burada onu yapacağız zaten. Onu yapıyoruz. Tabii. Evet burada onu yapıyoruz aynen. Şimdi Bastion oluşturuyoruz. Ardından da senin söylediğin gibi hocam Jumpbox oluşturup onun içerisine Bastion'la bağlanacağız. Gayet hızlı yani. Ben aslında Bastion'ı hakikaten bayağı seviyorum yani. Evet. Bir web üzerinden bayağı iyi bir deneyim veriyor. Yani o kadar iyi olacağını ben pek düşünemezdim. Bayağı hızlı olduğunu düşünüyorum. Ama zaten artık
Yani virtual desktop tarafı da bayağı gelişti Microsoft'ta. Evet. Herhalde oradaki know-how kullanılıyor. Ben bayağı iyi bir deneyim sunduğunu düşünüyorum. Doğru. %100 haklısın. Hızlıca bir de Windows 10 makinesi oluşturalım. Bu bizim Jumpbox makinemiz olacak. Jumpbox'ı biraz açalım isterseniz. Hani belki ilk defa duyanlar oluyor. Bu arada fark ettiyseniz Gateway Network ayrı, Bastion için ayrı bir network evet. oluşturmak gerekiyor. Bunlar için gerçekten subnetleri küçük tutmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük yapılar değil. Aklımızda buradaki, bulunsun. Jumpbox'ın mantığı şu hocam. Biliyorsunuz yani Azure VMware Solution'u dağıttığımızda arka taraftaki işte o vCenter'a aynı zamanda NSX'e veya HCX'e direkt erişmemiz için bir ortam yok. Yani bir şey de yok. Ne derler? O IP aralığında da değiliz zaten biz hiçbir şekilde. Bu Azure Portal üzerinden dağıttık bunu. Şimdi bu Azure Portal'a erişebilecek bir tane makine, daha doğrusu arka taraftaki ortama erişebilecek bir tane makine oluşturalım ki yönetim makinesi. Bu yönetim makinesinden bu VMware'in portallarına erişebilirim rahat bir şekilde. Bastion'ı niye oluşturduk? Bastion'ı da bu zaten biliyorsunuz Azure makineleri ya bir public IP ile çalışmak zorunda ya da public IP yoksa siz bir şekilde Bastion'la ya da işte ne bileyim önüne bir load balancer koyduysanız bir NAT yapısıyla bu şeye VM'lere bağlanmanız gerekiyor. Bastion'ı da burada bu Jumpbox'a bağlanmak için kullanacağız. Ama Jumpbox genelde internete erişmeyen Azure ortamları için ya da şey için ne derler bulut ortamları için kullanılan yönetim makinesi olarak düşünebiliriz. Çok güzel oldu hocam, sağ olasın. O zaman hemen şey hatırlarsın Bahri hocam, şu PowerShell eğitimlerinde olurdu bir tane, onun ismi Jumpbox mıydı hatırlayamadım, hani bütün şeylerin yüklü olduğu, modüllerin yüklü olduğu bir makine kurun derdi, hatırlar mısın bilmem. Evet tabii Jumpbox tabii. Evet aynı hani, orada farklı yani kendi makinanı kullanmamak için arada bir makine her şey bütün tool'larını oraya tabii yüklüyorsun, oradan erişiyorsun. Çünkü orası aynı zamanda birçok yerle belki işte private endpoint vesaire bağlantısı da sağlıyor olabilir. O yüzden o Jumpbox'a erişmek çok önemli. İşte aslında bu Bastion'da onu da güvenli hale getiriyor. Çünkü günün sonunda o yani bu her zaman bir endpoint var ve internetten erişilebilir vaziyette. Yani aslında bütün senaryolarda, ama bu Bastion onu kırıyor işte. Tabii ki bu da yine günün sonunda uzaktan public internetin var olduğu herhangi bir yerden erişilebilecek bir şey. Ama orada tabii ayrı bir tünellemeyle bir nevi sanki arka tarafta bir VPN kurulmuş gibi düşünelim. Microsoft'un backbone'unda public IP'ye sahip olmayan bir makineye da Bastion vasıtasıyla ulaşılabiliyor. Aslında en güvenli seçenek belki de bu. Hatta bunun belki daha sonraki farklı zamanlarda konuşuruz ama artık burada ARM Private Endpoint diye bir özellik de geldi Azure'a. Yani daha doğrusu şöyle diyelim, çok fazla kafa karıştırmayalım. Yani belli yerlerdeki insanların belli Azure resource'larına ulaşabiliyor olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Yani ben tıklıyorum ama o VM'in üzerine ya da o servisin üzerine ya da o resource grubun üzerine orayı browse bile edemiyorum. Mesela bulunduğum yerden dolayı koyduğum kurallara göre gibi. Bu tür farklı özellikler falan da geldi. Yani işte her gün yeni bir katman geliyor diyebiliriz. Süper özellik. Evet, hatta bakalım şu VM'in public inbound'unu da kapattık. Yani dışarıdan bir erişim yok VM'e. Sanal makine zaten, IP'si zaten yok. Aynen public, öyle. Network IP'si, kısmında evet. Geldiğimizde de bakın zaten network'ü belli. O Jumpbox için oluşturduğumuz network. Jumpbox için oluşturduğumuz network. Public IP'ye de ihtiyacımız yok. Çünkü Bastion'la erişeceğiz burayı. Ve son olarak bu makineyi daha doğrusu deploy edelim. Keşke bu kadar hızlı deploy etse, değil mi hocam? Tabii. Kesinlikle. Ya şu anda gene iyi. Bir pandeminin başında çok daha uzuyordu servisler. Evet. Şu aralar fena değil. Şimdi bakın artık bu makineye bağlanırken public IP adresi olmadığı için direkt RDP ile ya da Linux olmadığı için SSH ile bağlanamayız. Bastion'la bağlanmayı seçiyorum ve Bastion için bağlantı sırasında gereken kullanıcı adı ve parolasını yazarak artık bu Jumpbox makinesine bağlanabilirim. Şimdi buradan da şeye bağlanacağım. Ne derler? Postlarınızı oradaki. Aynen öyle. Ve artık şuradan da bana gereken vSphere'e bağlanmak için kullanıcı adını ve parolasını kopyalamak. Buradan
bu IP adresine bağlanacağımı söylüyorum. Biz Fair Client'ı çalıştıralım. Evet. Ve şimdi de bahsetmiştik web tabanlı artık rahat rahat oradan kullanabileceğimiz arayüz. Önce adı ve parolasını. Bakın Cloud Admin'le bağlanıyorum. Parolayı da kopyaladım. Artık evet. Gördüğünüz gibi arayüz geldi. Hostumuza bağlan. Hatta şurada da DSX hostlarımızı görebilirsiniz. Evet. Şimdi artık burada normal bildiğiniz VMware işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani workloadlarınızı oluşturabilirsiniz. Tabii bir de hızlıca şeyi de gösterelim hocalarım. Connectivity'nin nasıl olacağını. Hatırlayın ExpressRoute bağlantınız olması gerekiyor demiştim. Eğer ExpressRoute bağlantınız varsa da bir Global Reach oluşturabiliyorsunuz bu ExpressRoute'lar arasında. Bunun için de yapmanız gereken sadece cebinizi şuraya atmak ve para çıkartmak değil mi? Evet. Tamam. ExpressRoute Circuit'in olduğu ID'yi buraya almak ve bir Authentication Key'i bunu da zaten ExpressRoute Circuit'in üzerinde bulabilirsiniz. Buradan bağlantıyı oluşturmanız gerekiyor. Artık bundan sonra ne derler? AWS ortamınızdaki workloadlar varsa eğer Azure üzerindeki workloadlara, native workloadlara ve aynı zamanda on-prem bağlantısı olduğu için on-prem'deki workloadların iş yüklerini rahat bir şekilde bağlanabilirler. Harika. Aslında güzel bir şey de söyledin. Tam tersini de yapabiliyorsunuz. Yani extend yaptığımız bir ortamsa değil mi? On-prem'de de bir yapımız evet. Var sonuçta. Bakın ExpressRoute'u bağladıktan sonra Global Reach'i bağladıktan sonra artık Jumpbox'a da ihtiyacım yok. Çünkü ortama evet. Bağlanabiliyorum direkt. Benim bu makinemin de on-prem'de olduğunu varsayın. Evet. Direkt Jumpbox olmadan da artık vSphere'e bağlanabilmekteyim. Gerek Cloud Admin olan evet. Evet Cloud Admin'le bağlanalım. Kılımızı da şuradan kopyalamamız gerekiyor. Ya da bağlandıktan sonra bunu da göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi data center'ımız buraya da geldi. Süper. Hatta şeyi de görebilirsiniz burada. Cluster'a bağlandığım için kurum içerisinde bulunan workload'ları da burada yürütüleyebilirsiniz. Yani yapmamız gereken tek adım aslında makineyi seçip migrate edeceksek az önce senin anlattığın migration yöntemlerinden hangisi uygunsa ya da istediyorsanız onu yapıp ya bulk ya vMotion'la ya da işte assistant'la taşımak. Aynen öyle. Ben çok beğendim. Bu da güzel oldu bu labda hocam. En azından insanların görmesi açısından katılımcılarımızın değerli oldu. Var mı eklemek istediğin bir şey? Son olarak onu söyleyeyim. Yok hocam. Yani sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Aynen. Yani şey 4 seridir güzel bir şey yaptın. Bir sonraki 4 seride Baki hocam birazcık konsepti belirledi. O da güzel oldu. Bir daha inşallah de hani belki bir Nisan'da olur ama çok şu anda Mayıs, Haziran gibi yapmıyoruz. Ama Nisan'da bir de ben belirlemek istiyorum. Çok da güzel olacak. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Evet, Mart ayında hiç ara vermeden Mart ayında da infrastructure as a code ile ilgili 4 farklı bir serimiz olacak. Onu da hem YouTube kanalımızda hem de MS Auto'da birçok yerde göreceksiniz. Oradan işin uzmanı 2 kişi zaten burada. Ben de olabildiğince destek vermeye çalışacağım. Çünkü geçen de kendi aramızda konuştuk. Artık yani Türkiye'de de ve birçok yerde de aşırı önem kazandığını görüyoruz. Çok uzatmadan hani o şeyi kapatmayayım. Açık konuyu. Devam edeceğiz. Ağzına sağlık Önder Hocam. Bak hocam çok teşekkürler. Sen de müthiş bir destek verdin. Özellikle automation ve diğer konularda. Hepimize çok teşekkürler. Aktarmak istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Sağlık. İsterseniz kapatalım böyle. Evet. Hem de veda kapatabiliriz sanırım. Çok teşekkür ederim dinleyen ve katılan herkese. Mustafa Hocam'ın söylediği gibi webcastlerimiz Mart ayında da devam edecek. Onlara da katılımlarınızı bekliyoruz. Umarım faydalı olmuştur bu Azure VMware çözümleri webcastlerimiz. Çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kolaylıklar.